Arkadaşlar merhabalar. Ee, baş ve yüz gelişimi ile ilgili ikinci videomuza başlayacağız. Bu videoda ben sizlere arkadaşlar e, yüz gelişimini e, anlatacağım. Şimdi yüz gelişimine bakacak olursak bu e, diyelim ki embriyonun ilkel gelişme dönemlerinde böyle kafa kısmı vardır. Burası kafadır. Şurası da birinci yutak yayı. Birinci yutak yayının çıkıntısı ve mandibular çıkıntısı bu şekilde de Mandibular çıkıntısı alt taraftan gelip alt çeneyi oluşturuyor. Maksiller çıkıntısı ise üst çeneye katkıda bulunuyor. Şimdi bu maksiller ve mandibular prosesler veya çıkıntılar gelişirken kafa kısmında veya alın kısmında bizim frontonazal proses dediğimiz bir alanımız var. Şurası arkadaşlar şu alan frontonazal proses. Frontonazal çıkıntı veya frontonazal prosesten gelecekte birçok yapı oluşacaktır. Şimdi onlar nelerdir beraber göreceğiz. Bu frontonazal çıkıntının iki tarafında sağlı ve sollu olarak biraz daha ortalarda olfaktor nazal plakot dediğimiz böyle yapılar oluşmaya başlıyor sağlı ve sollu. Onun daha solunda daha e, e, kenarında veya lateralinde arkadaşlar lens plakotlar veya ilkel gözün oluşacağı alanlar bu şekilde oluşmaya başlıyor. Daha sonra katlanmalarla beraber ve böyle başın gelişimiyle beraber bu iki tane plakot, burun plakodu birbirlerine yaklaşıyorlar. Şöyle bakın buradaki görüntüde. Burada mandibula bu şekilde aşağıda duruyor. Maxilla buradadır. Gözler bakın kenardaydı. Ortaya doğru gelmeye başladı. İki tane şu e, nazal e, çukurumuz oluştu. Bunlara nazal pit diyoruz veya nazal çukur şu şekilde. Orfaktör nazal plakotların ortası nazal çukura dönüştü. Böyle çukur oluştu orada. Bu çukurun medial tarafları ve lateral taraflarında yapılar oluşuyor. Medial taraftaki yapı şöyle gördüğünüz yapı. Medial nazal çıkıntı veya medial nazal plakot <laughs> proses adını alıyor. Kenardakiler ise lateral nazal prosesler oluyor. Ortada neyimiz var arkadaşlar? frontonazal nazal proses var. Bakın fronton nazal proses burada devam ediyor. Aslında bunlar da fronton nazal proses'e dahildir. Bu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Bunlar aşağı doğru inerken kafa normal şeklini almaya başlıyor. Ne oluyor? Mandibula aşağıda kalınlaşıyor ve alt çene oluşmaya başlıyor. Maksillerlar böyle ortaya doğru devam ediyorlar. Damağı oluşturacaklar birazdan ve yüzün maksila e, parçalarını. Bunlar oluşurken arkadaşlar bakın gözlerde bu şekilde kenardan belirledi. Şu e, nazal çukur alt taraftan böyle açılıyor bu şekilde ve ağız boşluğuyla bir e, temasa geçiyor. Şu şekilde nazal boşluğu ağız boşluğu bu şekilde birleşmiş oluyor ve C harfi şeklinde iç tarafta medyan nazar kabartı, burada da medyan nazar kabartı ve kenarlarda lateral nazar kabartılar birbirlerine yaklaşıyorlar. Bunlar birbirlerine yaklaşırken bakın medyan nazar kabartılar ortada birleşiyorlar ve burnun yüzeyel kısmını oluşturuyorlar. Tabii ki nazar prosesi de bunlarla birleşiyor. Kenarlarda biraz daha yukarı doğru çıkarak ne oluyor? Lateral nazar prosesler oluşuyor. Ve ağızla burun arasındaki o ıı, birleşmiş kanalı maxilla böyle büyüyerek gelip damağı oluşturuyor orada. Damağı oluşturduğu zaman da oraları kapatıyor. Tabii ki iki taraftan da maxilla ...ve median nazar kabartılar... ...ve lateral nazar kabartılar birleşiyor... Maxilla ile... ...lateral nazar kabartının... ...arasında şöyle bir... ...sulkus vardır, şöyle bir kanal vardır... ...bu lakrimal kanalı... ...oluşturacaktır, gözyaşı kanalları... ...buruna ağladığımızda... ...burunda tıkanıyor ya... yaşı oraya geliyor ya, orayı oluşturacaktır... ...bu şekilde maxilla ve lateral nazar kabartının... ...arasında oluşan... ...yapılardır, en son hali arkadaşlar... Bu şekilde oluyor. Gözler böyle yan taraflarda bulundu. Lateral nazar kabarttılar, medyan nazar kabarttılar. Maksila çıkıntısı mandibula alt çeneyi oluşturdu. Üst çene nasıl oluşuyor? Birazdan beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın yüzün 5 tane öncü, 5 öncülü stoma etrafında gelişiyor. Ne olur stoma doğumumuz var da hatırlayın ilkel ağzın oluşacağı alan. 5 tane farklı parçadan Gelip bu yapılar oluştu. Bu 5 farklı parçadan 2 tane frontonazal kabartıdır, sağda ve solda. 2 tane maksiller kabartıdır ve altta birleşmiş mandibül e pardon, e çok özür diliyorum. Bu frontonazal kabartıyla e şeyi karıştırdım burada. Bir tane frontonazal kabartı o e nazal plakodlarla karıştırdım. E pardon. Burası bir tane frontonazal kabartı, 2 tane maksilla ve 2 tane de mandibula kabartı olarak gelişiyorlar. Frontonazal kabartının her iki tarafında ön beyin indüktif etkisi ile lokal yüzey ektodermi kalınlaşması ile nazal plaklar oluşuyor. Nazal plaklar neydi arkadaşlar? O olfaktörü nazal plaklar vardı ya onlar bir şekilde büyüyorlar. Daha sonra ortaları çöküyor ve nazal pit veya nazar çukurları her iki tarafta oluşturuyorlar. Bu da mandibula çıkıntısı, maxilla çıkıntısı, ikinci yutak yayı, üçüncü yutak yayı bu şekilde burada gözüküyor. Burası da arkadaşlar ilk ağız ve burunun oluşacağı alandır arkadaşlar. Ağız boşluğu şurada oluşacak. Evet, devam ediyoruz. Şimdi, e, şimdi e, burada tekrar frontonazal e, çıkıntıyı görüyorsunuz. Şöyle yeşil gösteriyorum. Maxilla çıkıntı, mandibula çıkıntısı. Bu 6. haftada bu şekildedir arkadaşlar. Gitgide bunlar gelip e, ortaya doğru birleşecekler. Fronton azal kabartıda neler gelişiyor? Bunlar önemli. Fronton azal kabartı üzerinde optik vezikül veya gözler gelişecektir. Frontal parçasından alın gelişecektir. Alın bölgesi ve nazar kısmından da arkadaşlar burun e, oluşacağı kısımdan da e, stomodomun rostral kenarları ve burun oluşacak. Maxillar çıkıntıdan stomodomun Yan duvarları gelişiyor. Mandibular çıkıntıdan ise stomodomun kaudal kenarları oluşuyor. Önce alt çene ve alt dudak oluşuyor. Alt çene ve alt dudak nereden oluşuyor? Mandibula çıkıntı. Evet bakın nazar plakotlar. frontonazal nazar çıkıntının üzerinde gösterilmiş. Ondan sonra üzerlerinde nazar çukur oluşuyor. Ondan sonra lateral nazar çıkıntı. proses Medyal nazar çıkıntı. Bu şekilde görüyorsunuz. Burada arkadaşlar lateral ile medyanın e, yanlış gösterildiğini görüyorsunuz. Bakın burası lateral, burası medyan. Bunu unutmayın. Burada yanlış gösterilmiş. Ondan sonra e, işte lateral nazal e, çıkıntıyla maksilerin arasında da nazolaktimal e, yarığı görüyorsunuz. Bu şekilde bu yarıktan da gene e, gelecekte e, lakrimal kanal oluşacaktır. Şimdi e, eğer arkadaşlar lateral nazal çıkıntılar ile maksila şu e, lakrimal kanalın oluştuğu yerde tam birleşemezse bir anomali ortaya çıkar. Şöyle gördüğünüz gibi bu anomaliye de oblik yüz yarığı adını veririz. Şimdi 7. haftada burası önemli. Medyan nazal kabartıyla lateral nazal kabartılar birleşirler ve intermaxillar segmenti yaparlar. Şimdi kaynaklarda farklılık vardır arkadaşlar. Genellikle kaynakları da bunu söylüyor. Yani medial nazar kabartılarla lateral nazar kabartılarla birleşiyor. Intermaxillar segment oluşturuyor. Intermaxillar segment de aslında frontonazal prosesin bir parçası oluyor. Ne, neden? Çünkü lateral ve medial nazar kabartılar zaten frontonazal prosesten gelişiyordu. Bunlar bu şekilde gelip intermagziler segment adını alıyor. Bazı kitaplarda diyor ki maxilla da gelip intermaxillar segmente karışıyor. Ben burada onu sizlere yazmışım. Şimdi birazdan göreceksiniz. Orada anlatın. Şimdi burada arkadaşlar bakın median nazar kabartılar eğer tam birleşemezse median nazar kabartlar eğer tam birleşemezse median yarık dediğimiz bir e, anomali ortaya çıkar arkadaşlar. Bu şekilde burada görüyorsunuz. Evet burada diğer kaynaklarda maksillerin da oraya katıldığını söylüyor ama bu e, bence doğru değildir. Bizim intermaksiller segmentimiz arkadaşlar median nazar kabartı ve lateral nazar kabartıların birleşmesinden oluşuyor. Şimdi bu intermaksiller segmentten neler gelişiyor? Bu önemli. İntermaksiller segmentten neler gelişiyor? Birisi üst dudağın orta, orta parçası veya filtrum gelişiyor. Maksillerin Premaksiller parçası dediğimiz üst çenenin böyle düz kesici alanı ve orada bir tane üçgen bölge var. Orası gelişiyor ve damak parçası işte primer damak dediğimiz parça da nereden gelişiyor? Intermaksiller segmentten gelişiyor. Burası önemli. Birazdan onları böyle görüntülerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi yüz gelişiminde fronton azal Pardon arkadaşlar, bu bir saniye ben bir bunu. Evet. Şimdi, evet. Ne diyordum? Bilgisayarın pili bitiyordu da onu hallettik. Evet. Şimdi, fronto nazar kabartıdan alın ve burnun dorsum veya ucu gelişiyor burada. Ondan sonra lateral nazar kabartıdan burnun lateral kenarları kanatları gelişiyor. Median nazar kabarttan ise burnun ortasında bulunan septum, etmoid ve e, kribriform e, alanı gelişiyor. Maxilar kabarttan üst çenenin bir kısmı ve üst dudak. Üst dudağın filtrum hariç yani üst dudakta bir filtrum var, bir de iki tane yanı var. O iki yan maxilar parçadan gelişiyor. Mandibular parçadan ise alt çene ve alt dudak gelişiyor arkadaşlar. Evet. Bakın e, segment, bakın burası ve maxillar prominens. Bunlar maxillar prominenslerdir. Bu da intermaxillar segmenttir. Birleşerek ne oluyor? Üst dudağı oluşturuyor. Bakın üst dudağın filtron parçası intermaxillar segmentten, kenar parçaları ise maxiladan gelişiyor. Alt dudak ise mandibula kökenlidir. Şimdi arkadaşlar, eğer şu intermaxillar segment ve maxillar birleşmezse, burada yarık dudak dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Bu da tek taraflı olabiliyor. Bu şekilde tek taraf veya çift taraflı olabiliyor. Bu yarık dudak dediğimizde o zaman ne oluyor? İntermagziler segment ve maxilla'nın birleşmemesi sonucu. Tek taraflı veya çift taraflı ortaya çıkar arkadaşlar. Evet bakın buraya. Frontonazar prosesle intermagziler segment burada aynı anlam taşıyor. Frontonazar proses veya intermagziler segmentten filtrom gelişiyor. Bu üst dudağın lateral parçaları maxillar parçadan gelişiyor. Alt parçalar ise mandibular parçadan gelişiyor arkadaşlar. Ondan sonra da bu parçaların üzerinde tabii ki deri sarmış oluyor arkadaşlar. Bu deri de arkadaşlar maxilla prosesin üzerindeki o epitelden gelişmiş oluyor. Evet. Şimdi burada tekrar burada önemli. Frontonazar prosesi veya intermaxillar segment dediğimiz yapıdan işte nazar prosesten arkadaşlar. Bakın alın kısmı. Ondan sonra e, kulağın dış böyle yüzeyi gelişiyor. Nazal boşluklar gelişiyor. Ve filtrom gelişiyor. Maxilla parçadan dudağın iki lateral parçası gelişiyor. Mandibular parçadan ise dudağın alt parçası gelişiyor arkadaşlar. Evet. E, şimdi burada e, fronton azar prosesten tekrar nelerin geliştiği bakın fronton azar prosesten bu sarıyla gördüğünüz oftalmik e, sinirle inerve edilen yapılar gelişiyor şöyle burada görüyorsunuz. Ondan sonra e, burun tekrar fronton azar prosesten gelişiyor ve oftalmik sinirle inerve ediliyor. Yüz bölgesinde arkadaşlar üst parça maksiladan gelişiyor. Alt parça mandibuladan gelişiyor. Bu şekilde maksiler parça işte maksiler sinirle inerve oluyor. Mandibular parçadan gelişenler ise mandibular sinirden enerji ediliyorlar işte. Üst dudak tekrar maksiler sinirden alt dudak ise mandibular sinirden enerji ediliyor. Bunların hepsi nereden gelişiyordu? Beşinci sinirden arkadaşlar. Trigeminus sinirinin kökeniydi. Bir önceki videoda bunları anlatmıştım. Evet tekrar burada Bakın arkadaşlar bu lateral nazal e, çıkıntıyla makzilanın arasında nar, nazolakrimal çukuru görüyorsunuz. Ondan sonra burası bir sert yapıyla, e, ektoderm kökenli sert yapıyla tıkanıyor. Daha sonra o tıkaçın içi kanalize oluyor. Kanalize olduğu zaman da nazolakrimal kanal oluşuyor. Nazolakrimal kanal nerede oluşuyor? Lateral nazal çıkıntı ve maksilanın arasından oluşuyor arkadaşlar onları unutmayın evet fronton nazar prosesten burnun üst kısmı lateral nazar e, çıkıntıdan arkadaşlar nedir burnun iki yan tarafları gelişiyor veya burnun ala kısımları e, ve medial nazar kabarttan ise burnun üst yüzeyi ve ortadaki arkadaşlar septum gelişecektir evet şimdi e, bir kesit alıp e, embriyoya yandan baktığımızda Burası stomodom'du. Şunlar Şunlarda nazal pitlerdi burada e, veya nazal çukurlar. Daha sonra bu çukurlar içeri doğru devam ediyor. Şöyle giriyor. Ağızda zaten bir boşluk vardı. Bu şekilde e, ilkel e, burun boşluğu ve ilkel ağız boşlukları bu şekilde gözüküyorlar. doğum yırtılıyor ve tamamen ortadan kalkıyor. E, ağız tarafı da e, gastrointestinal e, kanalla devam ediyor. Orofarenks'e doğru gidiyor. Şimdi bu ilk başta burun ve ağzı boşluğunu birbirinden ayıran ince bir oronazal membranımız vardır. Ve primer damak da o oronazal membranın ön tarafında alanda oluşuyor. Primer damak nereden gelişiyor? Intermaxillar segmentten gelişiyor. Daha sonra arkadaşlar şu oronazal membran tamamen yırtılıp ortadan kalkıyor. Önde sadece bir primer damak var ve burun boşluğu ağız boşluğu tamamen birbiriyle devamlıdır. Şu oru e, nazal membranın yırtılmasının sonucunda da arkadaşlar şu nazal e, konkalar falan yukarıda oluşuyorlar, ortaya çıkıyorlar ve arkadaşlar şu arka tarafta Primer damağın arkasında arkadaşlar sekonder damak dediğimiz yapı oluşuyor ve ağız boşluğuyla burunu, burun boşluğunu birbirinden ayrılıyor Sadece en uç kısımda e, arkadaşlar ağızla, oropharynx ile e, burun boşluğu birbiriyle devam etmiş oluyor. Evet. Şimdi o damak oluşurken bilhassa sekonder damak oluştuğu zaman nasıl oluşuyor sekonder damak? Primer damak nereden gelişti? Intermagzilar segmentten. Peki ee, sekonder damak nereden geliştiiyor? Sekonder damak maksilla çıkıntısının ağız ve burun boşluğuna doğru iki tane dalının uzamasıyla, yani maksilla'nın palatin uzantıları vardır bu şekilde bakın arkadaşlar. Bu palatin uzantıları boşluğa doğru uzanıyor, ortada birleşiyor, yukarıdan aşağı doğru da burunu orta septumu veya e, burnun böyle ortasında bulunan o e, duvar a, yukarıdan aşağı doğru iniyor ve sekonder damağı bu şekilde oluşturur. Evet. E, şimdi bunlar işte hangi yapıların nereden geliştiğini tekrar yazıyor burada. İşte e, burnun e, üst tarafı ve uç kısmı frontonazal e, prosesten gelişiyor. Nazal boşluklar işte nazal e, çukurlardan veya nazal pitlerden gelişiyor arkadaşlar. Nazal septum tekrar pronto-nazal prosesten gelişiyor. Ee, anterior nez veya nostrils dediğimiz alan işte bu burnun ilk başlangıç kısmı nazal pitten gelişiyor. Konkalar ise arkadaşlar oronazal membranın kalıntıları olarak ortaya çıkıyor. Şimdi burası çok önemli. Burada arkadaşlar intermaxillar segmentimiz var, maksila çıkıntısı var. Bu arkada da ağızla burun boşluğu birbiriyle devam ediyor. Şimdi ne oluyor arkadaşlar burada? Şu intermaxillar segmentten şöyle şurada üçgen yapı gördüğünüz yapı ortaya çıkıyor. Bu yapı nedir? Filtromdur. Dudağın filtrom tarafı. Kesici dişlerin olduğu şöyle ön dört tane dişimiz ve onun arkasında olan premaxillary kısım veya primer damak intermaxilla segmentten geliyor. Bu primer damak. Primer damaktan sonra maxillanın palatin çıkıntıları böyle ortaya doğru hareket ediyor şu şekilde sağlı ve sollu olarak gelip önde primer damakla birleşiyor ve sekonder damağı oluşturuyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde maxilla çıkıntıları geldi. Yukarıdan da nazal septum indi ve sert damak veya sekonder damak oluştu. Primer damak burada frontonazal prosit veya intermaxillar segmentten gelişti. Maxillar çıkıntı gelip bir sert damak oluşturuyor. Bir de yumuşak damak oluşturuyor. Bunlar ikisi de maxillar çıkıntıdan geliyor. Yumuşak damak böyle ee, daha yumuşak bir yapıya sahipti ve en arkadadır. Onun en arkasında yumuşak damağın en arkasında da uvula dediğimiz şöyle uç kısmı bulunuyor. Evet, damak gelişimi. Bunları anlattım. Buradan bakarsanız, okursunuz. Tekrar tekrar göreceksiniz. Palatin çıkıntıları görüyorsunuz. Bunları anlattım arkadaşlar, tekrar etmeye gerek yok. Buradan bakacaksınız. Şimdi primer ve sekonder damağın birleşmemesi sonucu şurada insisif foramen dediğimiz bir yapı oluşuyor. Yani bir böyle bir yuvarlak bir çıkıntı, bir boşluk oluyor. Ve orada incisif foramen adını alıyor. Ne, ne, nereden kaynaklanıyor? Primer ve sekonder damağın birleşmemesinden kaynaklanıyor. Evet işte e, palatin e, çıkıntıların tam birleşmemesi sonucu da bu şekilde uvula bu şekilde e, uç kısımda oluşmuş oluyor. Evet yarık damak dediğimiz yapı var. Burada yarık damak sadece sekonder damağın üzerinde bir yarık var. Bu da nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Palatin çıkıntıların birleşmemesinden dolayı kaynaklanıyor. Evet. E, sert damağımız, yumuşak damağımız vardı. Sert damağın bir kısmı fronto nazal e, çıkıntıdan e, gelişiyor arkadaşlar. E, bir kısmı da arkadaşlar magzela çıkıntıdan gelişiyor. Yumuşak damağı ise arkadaşlar tekrar palatin çıkıntıların birleşmemesinden oluşuyor ama e, e, böyle arkada nazal septumun arkasında olan bir yapılar olarak gelişiyorlar. Evet. Şimdi yüz gelişiminden sonra arkadaşlar dil gelişimine geliyoruz. Dil nasıl gelişiyor? Dil de aslında yutak yaylarının ağız e, tabanında oluşan o yapılarından ortaya çıkıyor. Yutak yayları biliyoruz ağız tabanında da devam ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yutak yayları e, burada bu şekilde farklı yapılar oluşturuyorlar ve bu yapılarda dilin oluşumuna yardımcı oluyorlar. Ne oluyor arkadaşlar? Birinci yutak yayında arkadaşlar bir e, tuberkulum imparımız var ortada ve bir de dil e, ne derler bunlar Türkçesi e, işte dil kabartılar veya lingual kabartılar oluyor arkadaşlar şöyle sağlı ve sollu. Bu e, tuberkulum impar ve lingual kabartılar aslında dilin 3'te 2 ön kısmını oluşturur. Daha sonra foramen sekom var burada. Foramen sekom nedir? Birinci ve ikinci yutak yayının arasında bulunan yapılardır. Sonra foramen sekomdan da tiroid bezi gelişecektir. Birinci ve ikinci yutak yayının böyle sınırından da arkadaşlar surkus terminalis, gelecekti. Dilin anatomisini gördüğünüzde bunları anlayacaksınız. Sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü yutak yayları şöyle hipobranchial eminens dediğimiz e, büyük bir e, yapı oluşturuyor. Sonra bu hipobranchial eminens arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci e, yutak yayından e, pardon birinci ikinci ve üçüncü yutak yayından e, kaynaklarına veya köken alanlar şu şekilde kranial parçayı oluşturuyor. Bir de kaudal parçası oluyor. Bu da dördüncü yutak yayından köken alıyor. Şimdi onlar hangi yapıları oluşturacak beraber burada göreceğiz. Evet bakın buraya büyük büyütmede. Bunlar ee, lingual kabartılar ve tuberkulum impar. Bu üç tane yapı gelip dilin üçte bir iki ön kısmını oluşturuyor. Sonra sulcus terminalis var bu şekilde. Foramen sekon böyle ortada duruyor. Onun arkasında ise arkadaşlar arka tarafta Üçüncü e, Yutak yayından ve dördüncü Yutak yayından köken alan yapılar gelip dilin üçte bir arka parçasını oluşturuyorlar. Şöyle büyük parçası üçüncü Yutak yayından gelişiyor, ufak bir parçası da bir e, dördüncü Yutak yayından bu şekilde posteriyor parçası gelişiyor. Dördüncü Yutak yayındaki o yapılar daha çok epiglotisin yapısına hatırlıyor. Ama tabii ki dilin üçte bir arka tarafında hem üçten hem dörtten köken alanlar var. Diyeceksin ki hocam ikinci yutak yayı nereye gitti? İkinci yutak yayı biraz daha alta doğru iniyor ve üçüncü yutak yayı onun üstünü kapatıyor bu şekilde. İkinci yutak yayından da dilin ortadaki yapıları bu şekilde gelişmiş oluyor. O zaman unutmayalım birinci yutak yayından üçte iki ön taraf, ikinciden şöyle alt taraf gelişiyor. Üçüncüden üç, üçüncü ve dördüncünün bir parçasından arkadaşlar üçte bir arka tarafı gelişiyor dil. Bunlar arkadaşlar ama dilin böyle epitelinin parçalarını oluşturan yapılardı. Epitelini geliştiren yapılardı ve tat cisimciklerini geliştiren yapılardı. Dilin kasları ise oksipital miyotomlardan köken alarak gelip burada oluşuyorlar. Dilin kasları nereden geliyor? Oksipital miyotomlardan kökler alıyor ve hipoglosoaz sinirle beraber buraya doğru göç ediyorlar. Evet tekrar aynı yapıları görüyorsunuz. Bunlara bakarsanız nasıl oluştuğunu burada size gösteriyor. Evet bunları anlattım tek tek. Bakarsınız. Evet oksipital miyotomlardan göç eden arkadaşlar ee, Dil kaslarını oluşturacak yapılar gelip bu şekilde üç farklı parçaya ayrılıyor ve burada arkadaşlar genioglosus, hioglosus ve styloglosus kaslarını oluşturuyor. Bunlarla beraber tabii ki sinirler de geliyor. Dili inerveden sinirler lingual sinir. Ondan sonra korda e, tympani e, siniri de geliyor buraya. Glossopharyngeal sinirden bir parça geliyor. Superior lingual sinir ve hypoglossal sinir hepsi gelip burayı iner ve ediyorlar. Şimdi bu, bu kısım önemli arkadaşlar. Yapılar ve onların köken aldıkları yerler. Arkadaşlar Dilin önde 3'te 2 ön parçası, bunun tabii ki mukus membranı ve taç cisimleri endodermal kökenlidirler. Ve bunlar 1. E, birinci ve ikinci yutak yayından köken alır. Bunların sinirleri nelerdir? Lingual sinir ve korda timpani sinirdir. Sonra dilin üçte bir arka tarafının arkadaşlar mukozu ve tat cisimcikleri arkadaşlar endodermal kökenlidirler ve üçüncü yutak yayından köken alırlar ve bir de tabii ki dördüncü yutak yayı da onların en son kısmına bir katkıda bulunuyor arkadaşlar. Bunlar da glosofaringeal ve superior laringeal sinirden inerve ediliyor, ediliyorlar. Bir de kasları var. Oksipital miyotomdan köken alıyorlar ve hipoglosal siniriyle inerve ediliyorlar. Bu çok önemli. Evet dil bu şekilde. Geliştiğinde de böyle önden görüyorsun. Önce bir böyle şişkinlik oluyor. Daha sonra yukarı doğru dil oluşurken dil ve ağzın alt kısımdaki ağzın tabanı arasında lingo cinci var. Bir sulkus veya bir yarık oluşuyor. Ve dili alt taraftan ayırmış oluyor arkadaşlar. Evet. Bir de tiroid bezinin gelişimi vardı. Tiroid bezinin gelişimde dilin üçte bir ön ve üçte iki ön ve üçte bir arka kısmının bulunduğu o alandan gelişiyor. O foramen secundum dediğimiz yapı. Şöyle bir aşağı doğru çıkıntı olarak oluşuyor. Sonra bu çıkıntı geliyor, iki farklı parçaya dala ayrılıyor ve de o dallar bu şekilde büyüyorlar ve bu boyun kısmında tiroid bezini oluşturuyorlar. Şöyle göç ettiği yönü de gösteriyor sizlere. Nereden gelişiyor tiroid bezi o zaman? Foramen sekomdan gelişiyor. Bir de tükrük bezlerinin gelişimi vardı. Tükrük bezleri de parotit bezler, sublingual bezler ve submandibular bezler vardır. Bunlar da ağız boşluğundan gelişiyorlar. Bu şekilde bakın parotit bezin kanalları geliyor ve etrafındaki bağ doksu tabii ki Mezoderm kökenlidir. Arkadaşlar parotit bezi ektodermal kökenlidir ve 5. haftada oluşuyor. Submandibular ve sublingual bezler ise bunların e, o e, parankimaları arkadaşlar endodermal kökenlidir. Ve submandibular bez 6. haftada, sublingual bez ise 8. haftada oluşuyor. Bu şekilde arkadaşlar ağız boşluğunun gelişiminde sizlere anlatmış oldum şimdi e, bu videonun devamında e, bunların anomallerinden bahsedeceğim şimdi ben diğer e, slide açıyorum ve o slide'da bunların anomallerini sizlere anlatacağım Evet Evet arkadaşlar e, anlatma devam ediyor yüz ve damak gelişim bozukluklarından bahsedeceğim Aslında e, bunların bir kısmını anlattım sizlere ders anlatma sırasında ama tekrar üstünden geçeceğiz bir ağrıklar sinüs ve kisti vardı Bunlar zaten Gütak e, cepleri ve yarıklarından oluşan hatalardan dolayı bu şekilde oluşuyordu. Servikal kist dediğimiz yapı. Bir de servikal vestij dediğimiz bir yapı vardı. Bu da bir kıkırdak olarak arkadaşlar. Sterno, kloidomastoid e, e, kemiğinin üzerinde bir kıkırdak parçası olarak bu şekilde kalabiliyor arkadaşlar. İşte servikal sinus dediğimiz yapı. Bu şekilde eğer eksternalsa dışarı doğru açılmışsa bakın dışarı doğru böyle yolu vardır. Eksternal servikal sinus, internal servikal sinus. Bu şekilde gözüküyorlar. Ee, i̇şte servikal fistül olduğu zaman bundan bahsettik sizlere. İçteki e, kanalla dıştaki kanal birleşiyor ve böyle dışarı doğru tamamen bir yol almış oluyor. Servikal kist dediğimiz yapı da arkadaşlar, bakın şu şekilde e, bir kist olarak gösteriliyor. Bu da hepsi yutak yarıklarının. E, tam kapanmaması sonucu ortaya çıkıyor. E, evet, evet servikal e, vestige vestij dediğimiz yapı da şöyle bir kıkırdaktır. Kıkırdak parçası e, sterno e, kasının üzerinde gözüküyor. Bir de birinci yutak yayı sendromu vardır. Birinci yutak yayı biliyorsunuz maxilla ve mandibula buradan gelişiyor. Bu sendromu tam olarak bunlar birbirinden ayrılmıyor. Tam olarak gelişmiyor. Gelişmediği zaman da yüzde bu şekilde bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Tabii ki ortak kulakta da sıkıntı e, bulunuyor. Bir de ektopik e, paratiroid e, bezler vardı. Yani paratiroid bezler normal yerlerine gelmek yerine normal yerleri nerede? Tiroid bezinin üzerindeydi. Bunların yerine farklı farklı o göç ettiği alanlarda gözüküyorlar. Bunları da ektopik e, paratiroid bezler diyoruz. Ektopik tiroid de vardı. Tiroid gerektiği yerden farklı yerlerde oluşuyor. Mesela şöyle göç ettiği alanda servikal alanda böyle tiroid gösteriliyor. Evet. Ektopik tiroid arkadaşlar burada bu şekilde e, görebiliyorsunuz. Evet. Bir de e, tiroglosal e, dakta veya tiroglosal e, kanalda bulunan kistler ve sinüsler vardı. Tiroglosal e, kanal işte o tiroidin oluşturduğu o e, yoldur. O bir kanal olarak kalıyor. Daha sonra o kanal kapanıyor. Kapanmazsa kistler şeklinde ortaya çıkar arkadaşlar. Bu şekilde tiroglosal kisti de görüyorsunuz burada. Bir de işte foramen sekomun o en başlangıç kısmında bir kist oluşabiliyor. Buna da konjental lingual kist veya fistul adını veriyoruz. Bu şekilde burada görüyorsunuz. Evet. Bir de ankilo Glösya dediğimiz bir olay var. Ankyloglösya nedir Arkadaşlar Dil gelişirken o sulcus oluştuktan sonra dilin tamamen bu alt kısmı birçok e, yeri arkadaşlar alt e, ağzın alt kısmından ayrılıyor. Ama e, eğer bu ayrılma tam olmazsa dil böyle ortadan ağzın alt kısmıyla bağlı oluyor. Buna da ankyloglösya adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yarık dudak ve yarık damaktan bahsedeceğiz. Bunlar nedir arkadaşlar? İşte e, yarık dudak dediğimiz zaman e, intermaksilar segment ile maksila birleşmemesi sonucu bu şekilde bir olay ortaya çıkıyor. Bu tek taraflı bir yarık dudaktır. Yarık damakla devam edebilir veya tek sadece yarık dudak olarak gözükebiliyor veya çift taraflı yarık dudak olarak da gözüke. Biliyor arkadaşlar. Bakın unilateral yarık, dudak ve yarık damak. Burada hem dudak yarığı var, hem de devamında damak yarığı var. Damak yarığı olduğu zaman ne oluyor? Primer damak ve sekonder damak da birleşmemiştir ve tek taraflı olarak bu şekilde gözüküyor. Çift taraflı olarak arkadaşlar tekrar bakın, hem damak birleşmemiş, hem de dudaklar birleşmemiştir. Bu şekilde bir çift taraflı veya bilateral yarık dudak ve yarık damak görüyorsunuz. Şimdi Arkadaşlar eğer bakın normalde böyle bir yapımız var arkadaşlar e, bu e, yarıklar var daha sonra bu yarıklar kapanıyor ama bu yarık bakın burada mesela kapanmış diğer tarafta kapanmamış bir tarafta kapanmazsa o zaman o yarık dudak veya yarık damaklar e, birbiriyle e, bir şekilde yani o yarıklar doğuma kadar dışarıda kalıyor. Bakın burada kapanmama sonucu unilateral yarık dudak ve yarık damak ortaya çıkıyor. Şimdi bu görüntülerden tek tek sizlere anlatacağım. Burada da yazılarda da yazıyor neyin ne olduğunu. Bakın bu normal. Herhangi bir yarık yok. Dudak sağlam, damak da sağlam. Şimdi <laughs> B'ye geldiğimizde burada arkadaşlar sadece yarık uvurla vardır. Bakın iki tane uvurla gözüküyor. C'ye geldiğimizde ise bakın dudak sağlam ama primer damak da sağlam ama tek taraflı bir sekonder damak yarığımız var burada. Bakın sekonder damak yarığı. D'de çift taraflı bilateral sekonder damak yarığını görüyorsunuz burada. Şimdi E'ye geldiğimizde arkadaşlar E'de ne oluyor? Bir e, unilateral damak e, pardon, e, primer damak ve Dudak yarığını görüyorsunuz. Bakın unilateral. Burada ise arkadaşlar çift taraflı primer damak ve e, bilateral veya tam olarak yarık dudak ve yarık damak görüyorsunuz. Bu şekilde darık ama primer damak da vardır. Primer damakla sekonder damak birleşmemiş. Burada ne oluyor arkadaşlar? Tamamen intermaxilar segment ve maksila birleşmemesi sonucu bu ortaya çıkıyor. Şimdi... Eğer bu ıı, yarık dudak ve yarık damak arkadaki sekonder ile devam ederse tek taraflı veya çift taraflı bu şekilde bakın. Burada arkadaşlar maxillanın kanatları da birbiriyle birleşmemiştir. Yani mesela H'de bir, e, tam bir bilateral yarık dudak ve e, yarık damak hem primer hem sekonder yarık damak gösteriliyor bu şekilde. Evet arkadaşlar e, anomallerle ilgili de anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bana bir sonraki derste sorabilirsiniz. E, bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.